Doğu Türkistan'ın Kaşgareli Yopurga ilçesindeki bir mahallede 53 kişinin cep telefonlarında sözde hassas içerik bulunmak suçuyla gözaltında tutularak sorgulanmakta olduğu bildirildi. Haber veren kişilere göre tutuklananların çoğu çiftçiler olup onlar Çince bilmedikleri için telefonu yanlış kullanma ihtimali olmasına rağmen cezalandırılıyor. Niyazi Kara isimli internet kullanıcısı, bir Türk vatandaşı olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Çin'e yaptığı ziyaret esnasında Uygurlar hakkında yaptığı açıklamalardan duyduğu üzüntü ve kaygılarını sosyal medya üzerinde paylaştı. Onun Çavuşoğlu'nun ziyaretini siyasi ve ekonomik açıdan değerlendirdiği yazısında, "Doğu Türkistanlı Uygurlara sahip çıkmak Türkiye'yi zayıflatmaz. Aksine daha da güçlenmesi, siyasi ve iktisadi konularda üstünlük sağlaması mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti devlet büyüklerimizden köprüleri atmaması, haklının yanında olmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi. Çin'de ihracat ve ithalat yavaşladı. Çin'de dış ticaret büyümesi Temmuz ayında zayıfladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Haley, yeni Birleşmiş Milletler yaptırımlarını Kuzey Kore'ye yatılmış bir yumruk olarak tanımladı ve "tepki gösterecekler, tehdit edecekler ama korkup kaçacak değiliz" dedi. Kırgızistan Başbakanı Türkiye'de. Kırgızistan Başbakanı Jeenbekov, 2 günlük çalışma ziyaretleriyle Türkiye'de bulunuyor. Çin'den Mars Simülasyon Üssü. Çin'de Haishi bölgesinde kurulacak ilk Mars Simülasyon Üssü, uzay ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra film pilotosu olarak da kullanılabilecek.